Onunla yer değişmiş olur. İlhan Bey Malatya'ya gelirse uğrayalım o zaman. Vav, inşallah. Başkan ben geçince o zaman başkandı. Bugün belediye başkanımız, başkan yardımcımız, mesulelerimizle birlikte Malatya Sosyal Politikalar Aile Bakanlığı İl Müdürlüğü'ne atanan Sayın Müdürümüze hayırlı olsuna geldik. Hükümetimizin sosyal projelerini birebir sahada garip, fukara ve yardıma muhtaç insanlara el uzatma noktasındaki birim olan sosyal politikaları sahada birlikte çalıştığımız kurumlardan biri. İnşallah müdürümle birlikte Malatya'da bu emeği geçen, bundan önce görev yapan kardeşlerimizin bayrağını daha yukarıya taşıma noktasında eline gelen gayret ve çabayı göstereceğine inanıyoruz. Rabbim öncelikle şahsında ve ailesine bu görevin hayırlı olmasını diliyorum. Kendisine başarılar diliyorum. Bugün Malatya'mıza atanan Galip Sökmen Beyefendi'ye, Aile Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü'ne atanan kardeşimize hoş geldin ziyaretinden bulunduk. Rabbim hayırlara vesile kılsın. Başkanım da biraz önce ifade etti. Türkiye sosyal hukuk devleti olması hasebiyle tüm vatandaşlarına ulaşma noktasında özellikle son 20 yıldır büyük çaba ve gayret sarf ediyor. Pandemi döneminde Aile Sosyal Politikalar Bakanlığımız üzerinden 55 bin aileye Battalgazi'de ulaşmış olduk. Şimdi de şu anki süreçte de çalışmalar devam ediyor. Fakir fukara elbette bizim vazgeçilmezimizdir. Onlara bakmakla bizler devlet olarak, hükümet olarak yükümlüyüz. Bu çalışmalarımız özellikle son 22 yılı, 2022 yılı bütçesi hazırlandığında 100 milyarın üzerinde bir sosyal yardımlar çerçevesinde bir bütçe ayrılmış oldu. Belki Cumhuriyet tarihinde ayrılmamış olan bütçelerdir. Bu yönüyle çok güzel çalışmalara hükümet olarak imzaları atmış olduk Türkiye genelinde. Malatya'mızda da bunu vatandaşa yansıtmış olduk. İnşallah bundan sonraki süreçte de müdürümüz inşallah almış olduğumuz bayrağı biz makamları şöyle ifade ediyoruz. İnsanlar geldiği yeri değiştirmeli, güzelleştirmeli. İnşallah biz geldiğimiz yerleri değiştireceğiz, güzelleştireceğiz. Müdürümüz de bunun gayreti, çabası içerisinde olacak. Malatya'mız Türkiye'de yaşam standartlarının güzel olduğu illerden bir tanesi. Dışarıdan ciddi oranda özellikle Doğu bölgesinden ciddi bir göç alıyoruz. Bu göç bizim sosyal dokumuzu önemli ölçüde etkiliyor. Tabii biz bu etkilenmemesi adına hem maddi manevi olarak dönüşümü sağlama adına büyük çabalar, gayretler sarf ediyoruz tabii. Aile Sosyal Politikalar Bakanlığı da aileyi öncellediği için aile üzerinde ciddi çalışmalar yapıyorlar. Bu çalışmalarından dolayı onlara teşekkür ediyorum. Siz annenize, babanıza, evladınıza bakıyorsunuz, devlet size para ödüyor. Hakikaten böyle bir devleti bizim arzuladığımız, istediğimiz bir devletti. Ve şükürler olsun şu an vatandaşın ihtiyaçlarına en güzel şekliyle cevap veriliyor. Tekrar müdürüme hayırlı olsun diyorum. Saygıdeğer başkanım ve kıymetli ilçe başkanım ve değerli misafirlerimiz, bugün ülkemizin güzide şehirleri, dört dörtlük insanların yaşadığı Kayısı Diyarı Malatya'ya gelişimizin dördüncü günü, şu anda mübarek selalar veriliyor. Başkanımızın ekibiyle bizleri ziyaretiyle memnun etti. Az önce hem belediye başkanımızın hem ilçe başkanımızın da dediği gibi bizim de hedefimiz çalınmadık, fakir fukara, garip kuraba, şehit yakını, gazi kapısı bırakmayacağız inşallah. Burada da en büyük paydaşımız belediyeler olacak. Eksik kaldığımız noktalarda onlardan destek alacağız. Dün bakanlığımızın Kadın Statüsü Genel Müdürlüğü'nden bir yetkilimiz buradaydı. Battalgazi'nin Kalbi Kadın Kooperatifini de ziyaret edince gıyabında başkanıma gerçekten
minnet duydum. O kadınların oradaki üretmiş oldukları el emeği, göz nuru ürünleri görünce, hatta yeni yerlerinin açılacağını, daha büyük bir alana taşınacaklarını söylediler. O da beni ziyadesiyle memnun etti. Malatya'mızda bizim 6000'in üzerinde evde bakım, 1600'ün üzerinde sosyal ekonomik destekle desteklediğimiz ailelerimiz var. Ekibimiz var, ASTEP ekibi. Çalışma arkadaşlarımız genç, dinamik, iyi bir ekibimiz var. Onları sahaya sürerek eksik kaldığımız, ulaşamadığımız noktalarda bize basından, diğer kamu kurumlarından, STK'lardan gelebilecek desteklerle bu hizmeti daha yukarılara taşımayı arzu ediyoruz. Ben bu vesileyle ilimizde Sayın Valimizin talimatları doğrultusunda saygıdeğer milletvekillerinin, siyasi parti temsilcilerinin, STK'ların hepsinin yardımına ihtiyacımız var. Malatya'mızı inşallah Türkiye'de olumlu bir şekilde gündeme getireceğiz kısa sürede. Bunlar da, siz de bunların şahidi olacaksınız. Ben burada benden önce görev yapan Rasim Bulut kardeşime de bundan sonraki hayatında başarılar diliyorum. O da 5 yıl boyunca bu şehirde aynı saydığımız kitlelere hizmet vermeye çalıştı. Bizim hedefimiz de artık onun bırakmış olduğu bayrağı daha yukarılara taşımak. Bu konuda da ben Malatyalı hemşehrilerimden dua bekliyorum, destek bekliyorum. Tekrar saygıdeğer başkanıma ve yönetim kuruluna teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum. Bizim personel genel müdürümüz Hekim Hanım, Engin Bey.